Merhaba arkadaşlar. Japonya'dan bir Nisan gününden Türkiye'ye ve şirin ilimiz Bartın'a selamlar. Sakura günlerine hoş geldiniz. Sakura demek Japonya'da yabani kiraz çiçeği demektir. Hepsi bayağı açmış. Hava biraz bugün rüzgarlı. Bulutlu, güneşli bir gün olsaydı daha güzel olurdu da açtı. Yarın yağmur olduğu için ben çekmek zorundayım. Buyurun, güzellikleri seyredin arkadaşlar. Türkiye'ye ve Bartın'a çok çok selamlar. Dünyanın neresinden seyrediyorsunuz, seyrediyorsanız oraya da selamlar. Bartın şivesiyle konuşuyorum. Güzel çiçekler. Bunun adı ne acaba? Orman gülü mü acaba? Kırmızı kırmızı. Irmak, dere. Japon çocukları. Derede oynuyorlar. Yaşlı amcamız var. En az 80 yaşında. Türkiye'de olsaydı sokağa çıkma yasağı olurdu. Adam geziyor. Tıngır tıngır geziyor bakalım. Girsene lan evine. Görmüş olduğunuz gibi 500 metre belki de daha fazla, 1 kilometre dere boyu. Hep yabani kiraz çiçeği. Burada meşhur Japonya'da. Nisan ayı geldi mi herkes kiraz çiçeği altında toplanır. İçerler, yerler içerler. Bu sene korona yüzünden kimse fazla insan yok. Normalde buralar full piknikçilerle dolu olması lazım. Bahar geldi ama bu sene biraz kurup geçiyor. Şu güzelliğe bak Rabbim. Ne güzel. Boydan boya çiçek açmış. Ey Cenab-ı Rabbül Alemin. Ey güzel Rabbim. Derdi. Kuyumuzdaki bir amcamız böyle bir şey görse. Ey güzel Rabbim. Ey Cenab-ı Rabbül Alemin. Derdi. Papatyalarımız da çok güzel. Papatyalar. Oo, çok güzel, çok güzel. Şu güzelliğe bak. Papatya bahçesi. Papatyalar ve sakuralar. Sakurası.
yaşlılar çok geziyor parklarda. Erdoğan'ın da buralara el atması lazım. Yaşlılar çok geziyor. 90-80 yaşlarındaki amcalarımız, teyzelerimiz gençlerden çok geziyor. Erdoğan'ın bunun kulaklarını çekmesi lazım. Ne geziyorsunuz? Evinize. Laleler. Bu laleler bizim Türk lalelerinden biraz farklı. Bunlar daha geniş. Şimdi köprüye doğru çıkıyorum. Wow! Ama biraz dökülmüş mü? Ne olmuş? Önceleri burada daha güzeldi aslında. Daha yapraklar. Kar gibi derenin üstüne yağmış çiçekler. Bugün kedi köpek de yok ortalıklarda. Yoksa bunlar köpek falan da gezdiriyorlardı aslında da. Köpekler nerede acaba? Çıkmıyorlar koronadan. Korkularını evden herhalde. Konnichiwa. Japon teyzelerimize selam verdik. Hiç evde durmuyorlar genç kızlar gibi. Gelmişler 90 yaşına. Kulaklarını çekeceğim bunların. Oo, şu manzaranın güzelliğine bak. Yol boyunca sakura. Ağaçları boydan boya. Yine yaşlılar geliyor karşıdan. Arkadaş bunlar ne şımarık. Uslanmaz. Gençler bu kadar değil ya. Kuşlar da çılgınca ötüyor. Galiba bana evine git diyorlar herhalde. Sokaklarda gezme. Evine git. Stay at home. Evde kal. Evde kal diyorlar herhalde. Adil ağam gibi. Maskemizi takalım. Maskeyi takınca ses biraz boğuk gelebilir. Neyse insanlar biraz çoğaldı. İnsan yine de tırsıyor. Kamyondu, arabaydı. Bir durun ya. Oo, buranın manzarası daha güzel herhalde bu köprünün. Şuradan bir görüntü alsak mı acaba? Burada daha güzel, daha yakın çiçekler. Neyse, devam edelim. Fazla kalabalık iyi değil. Şöyle yeşillikler içinden geçelim. Ay anam. Burası köstebek yuvası mı acaba? Aman aman. Aslında ben bir çayı demleyip buraya geleyim ya. Evde çay içeceğimi burada içeyim. Parkta doldurup geleyim şeyi. Çaydanlığı. Teyzemiz de burada. Seviyorum bu orman gülü sanırım. Önceden 23 Nisanlarda bunlardan çelenk yapardık biz. Seviyorum orman güllerini. Teyzemiz çiçekleri suluyor. Bu
Daha da yaşlı var ortalıkta ya. Neyse ben biraz sonra alayım çaydanlıkları alıp geleyim buraya. Böyle bir çay içeyim. Yanına da kadayıf aldım. Tokyo'da hazır yapan var bir tane Türk. Oraya internetten sipariş verdim. Kadayıf geldi şöyle. Fındıklı, fıstıklı. Onu bir güzel yiyeyim ben çayla. Rüzgar da başladı. Rüzgar gülleri çılgınca dönüyor. Wow. Çılgınca dönüyor rüzgar gülleri. Bu ne trafik arkadaş ya? Ulan size evde kalın demediler mi? Lan bu Japonlar da laf dinlemiyor arkadaş. Trafiğe bak. Trafiğe bak. Şu trafiğe bak ya. Bu Japonlar da bizim Türkler gibi hiç laftan anlamıyor, sözden anlamıyorlar. Trafiğe bak ya. Durun lan evinizde. Burası daha güzelmiş sanırım. Geniş yol. Daha güzelmiş. Dükkanlar falan dolu arkadaş. Otoparklar falan. Hani bunlara evden çıkmayın demediler mi? Bu Japonlar da laftan sözden anlamıyor. Yerler hep böyle kar yağmış gibi. Sakura çiçeği ne güzel ya valla. İnsan. Bayağı çok insan var. Arkadaşlar ben dışarı çıktım ama bu benim hemen apartmanın yan tarafı. Evim çok yakın yani. Uzaktan buraya ben gelmedim. Her zaman geçtiğim yok. Şuna bak. Her yer full dolu. Trafik çılgınca akıyor. Bu insanlar
Ay, şu trafiğe bak. Şurada güzel bir levha gördüm arkadaşlar. Şu levhayı size göstereyim. Burada ne yazıyor? Tam otlardan gözükmüyor ama kedi köpeklerinizin çişini buraya atmayınız, toplayıp evinize götürünüz diyor. Güzelce torbayı koyup öyle bir şeyler diye yani. Buraya bir çay getireyim arkadaşlar. Şöyle Türk çayı. Bir de yanında kadayıf. Oh, mis gibi. Yine tehlike gibi döndük dolaştık. Aynı yere geldik arkadaşlar. Sakura Tüneli. Çok güzel. Ve burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.